Geniş açı programlar bünyesinde, geleceğin koridorlarında tekrar sizlerle birlikteyiz. herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bugün çok özel bir konuğum var, çok güzel bir konuğum var. Sanayi politikaları ve teknoloji yönetiminin göz bebeklerinden Selçuk Bayar beyefendi bizimle birlikte doktorantımız diyelim, tez aşamasında. Selçuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. İnşallah iyisiniz, yaramaz bir şey yok. Çok şükür hocam, iyiyiz. Bugün sizinle sağlık sektörünü ve özellikle sağlık sektöründe dijital dönüşümü konuşacağız ama e, dilerseniz çok kısa kendinizi e, şöyle bir tanıtırsanız seviniriz. Tabii hocam öncelikle güzel takdiminiz için teşekkür ederim. Ee, ben Selçuk Bayar, Varian Medikal Sistemler Firması'nın Türkiye Satış Müdürü olarak çalışıyorum. Ee, biz kanser tedavisi alanında sistemler ve yazılımlar geliştiren uluslararası bir firma. Siemens Healthineers'ın da bir parçası. Onun dışında da sizlerle birlikte doktora yolculuğum devam ediyor. Sanayi, politikaları, teknoloji yönetiminde tez aşamasında doktora öğrencisiyim. Tez konunuza da biraz geliriz belki ama ondan önce e, sağlık sektöründe ne gibi gelişmeler var? Geleceğin Koridorları malum e, programımızın adı. Dolayısıyla Geleceğin Koridorları'nda sağlık sektöründe özellikle e, kanser konusunda e, ne gibi gelişmeler olacak? Dijital anlamda e, dijital dönüşümün bu arana katkıları neler olacak? Ee, neler söylemek istersiniz? Ee, kanserle ilgili geçen hafta da galiba bir Biontech tarafında falan bir gelişme oldu. Daha doğrusu aşıların aşılar tarafında, e, Nea tarafında bir e, farklı tedavi olgusuyla ilgili falan da bir gelişme oldu Hı. galiba. Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Ee, aslında program güzel bir zamanlama denk geldi. Şu anda bir kanser haftası geçiriyoruz. Biliyorsunuz Nisan ayının ilk haftası kanser haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda da kanser hastalığı ile birlikte yani genelde Genellersek sağlık sektöründe dijitalleşmeyi, özellikle pandemi sonrasında artan bir ile sağlıkta dijitalleşme hız kazandı. Sağlıkta bir takım toplumların sahip olduğu sorunlar var. Kronik hastalıkların artması, yaşam sürelerinin uzaması ve yeterli sağlık personelinin yetişmemesi gibi problemler ortaya çıktı. Tabii ki bu problemlerin çözümü de aslında dijital teknolojilerle birlikte aranıyor. Sizlerin de bildiği üzere genelde teknolojik gelişmeler savunma ve sağlık alanında önce hızlı yaşanır. Daha sonra diğer sektörlere dağılır. Endüstri 4.0 ile birlikte de aslında sağlık sektöründe ciddi bir hızlanma yaşadık. Dijitalleşme konusunda sağlık sektöründe en önde gelen şu anda popüler konu diğer alanlarda olduğu gibi yapay zeka. Yapay zekanın hızından, yapay zekanın işlem gücünden faydalanarak özellikle bu Personel sıkıntısının önüne geçmek, daha kısa zamanlarda daha çok işler yapabilmek, daha hassas sonuçlar elde edebilmek üzere yapay zeka ile ilgili çok ciddi çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte genetik önemli bir gelişme alanı gibi duruyor sağlıkta. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte Biontech'in yakın zamanda geliştirdiği mRNA aşısı aslında zaten e, kanseri yenmek için geliştirilen bir aşıydı. Pandeminin oluşmasıyla birlikte acil olarak biraz daha e, pandeminin, e, COVID'in önüne geçmek üzere e, bir yol izleyip daha çalışmalarını oraya yönlendirmişlerdi. Ama şu anda kanserin belirli alanında da etkili olabilecek bir takım aşılar geliştiriliyor. Bu aşılar geliştirilirken de aslında dijital teknolojilerden faydalanılıyor. Oradaki genetik haritaların çıkması, işlemlerin çok daha hızlı yapılması veya aşı testlerinin yorumlanması ve piyasaya daha hızlı çıkması açısından da dijital teknolojilerinden faydalanılıyor. Aslında yani genel bir algı şu yönde var gibi hissediyorum. Gerçi şimdi mRNA üzerine geliştirilen aşı ee, diyeceğim. Hani marka vermeden ama bu marka tek bildiğim kadarıyla. BioNTech. Ee, BioNTech bir anlamda Almanya'da ciddi e, tazminatlarla boğuşurken acaba yönünü mü e, çevirdi diye aklıma gelmiyor değil. Yani aklıma gelmedi değil işin açığı. Ben ilk duyduğumda özellikle kanser tedavisinde de kullanılacak bir e, boyutunun olduğu ama anladı, sizden anladığım kadarıyla daha önce çalışmaları zaten herhalde kanser evet. üzerine. İlk ilk Çalışmalar kanser üzerine, kanser kanserin bir çeşidi üzerine, aslında çok çeşitli kanser olduğu için hepsinin farklı bir e, işleyişi var. O işleyişe göre, seyire göre bir takım şeyleri yapmak gerekiyor, farklı yapıları var. Dolayısıyla e, onların yaptığı belirli bir kanser türünün e, tedavi edilmesi için geliştirmek üzere çıkmış bir e, aşı yöntemiydi. Ama daha sonra evet. işte talepten dolayı, Covid'den dolayı e, biraz daha pivot etmek zorunda kaldılar diyelim. Başka bir aşı üzerine çalışmaya başladılar ve orada da başarılı oldular. Hepimiz kullandık pandemi zamanı. Dediğiniz de olabilir bu arada çünkü çok milyarlarca dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Buralarda çok fazla komplo teorileri yayın konuşulur. Evet. Belki öyle bir şey de altında vardı tabii ama bunu bilmek çok mümkün tabii, değil. Tabii. Bu dediğim gibi bir algı yani hatta kişisel evet. bir algı. Ben okumadım farklı bir yerden falan ama. Peki, yapay zekayı, e, sağlık sektörü çok e, iyi değerlendiriyor dediniz. Sağlık sektöründe yapay zekanın kullanım alanları neler ve önümüzdeki dönemde sağlık sektöründe yapay zeka e, nereye doğru götürecek, ne dersiniz? Yapay zekanın kaynağı veri biliyorsunuz. Ne kadar çok veriniz varsa o kadar iyi sonuçlar elde edebilecek e, uygulamalar geliştirebiliyorsunuz. Sağlık da veri yoğun çalışan bir alan. Dolayısıyla e, çok büyük boyutlarda verilerin olduğu ve bu verilerin yorumlanarak geçmişten geleceğe bir takım yol haritalarını çizebileceği bir alan. Bu sebeple birçok alanda, işte kanser özelinde örnek verebilecek verecek olursak, geçmişteki birçok tedavi verisi, tedavi görüntüsü, görüntüleme de çok olan bir alan, yapay zeka algoritmalarıyla birlikte işlenerek tedavi tahminleri yapılabilir hale geldi. İşte şu tedavi, tedavi, tahminleri. Evet, bu tedaviyi uygularsak hastaya sonucunda neler elde edebiliriz? Radyomix denen bir Daha alan vuramadan. gelişti. Evet, daha uygulamadan neler yapılabileceği konusunda bir takım e, öneriler veren karar destek sistemi gibi düşünülebilir ama bunlar birer yapay zeka algoritması. E, bu tür veriler işlenmeye başladı. Veya e, hastanın günlük değişen anatomisine göre, işte tümörün yapısına göre, o günkü pozisyonuna göre yeniden hesaplamalar yapan, yeniden planlamalar yaparak doz bilgisi, tedavi bilgisi üreten yapay zeka sistemleri geliştirildi. E, bir Özellikle bizim tarafta görüntüleme alanında çok fazla yapay zekaya bağlı teknolojiler gelişti. Mesela bir 3 Tesla MR çekip bu 3 Tesla MR'ı 7 Tesla MR görüntüsü gösterebilirmiş gibi oluşturan yapay zeka algoritmaları şu anda kullanılıyor veya bir MR görüntüsü 3 boyutlu ya da tomografi görüntüsünü alıp bu tomografi görüntüsü üzerinden doktorların saatlerce yaptığı organları belirleme işlemleri var. Tek tek işte bu burası kalpdir, burası akciğerdir deyip Kaç kesit varsa o kesitlerin hepsinin üzerinden çizdikleri elle manuel yaptıkları bir takım yöntemler vardı. Bunlar otomatikleşti. Şu anda sizin bilgisayarlı tomografiniz çekildiği anda vücudunuz 3 boyutlu e, haritası 2-3 dakika içinde hazır oluyor. Bu dolayısıyla hastaların bekleme sürelerini azaltıyor. Bekleme süresinin azalması demek, tedavi erken başlaması demek. Tedavinin ne kadar erken başlarsa kanser tedavisinin başarısı o kadar e, yüksek oranda etkileniyor. E, hastaya da bunun bir geri dönüş olmaya başladı sistemler çok daha kolay kullanılabilir hale geldi. Bu belki bizim ülkemiz için şu anda bir problem değil. Genç bir nüfusa sahibiz ve insan kaynağımız oldukça üst seviyede. Entelektüel seviyemiz özellikle üst tarafta. Dolayısıyla biz bunu hissetmiyoruz ama özellikle Afrika tarafında az gelişmiş ülkelerde tedavilerin verilebilmesi için gerekli olan yeterli insan kaynağı mevcut değil. Eğitimli insan kaynağı mevcut değil. Dolayısıyla burada artık yapay zeka'nın yönettiği sistemlere büyük işler düşüyor. Ee, o sistemler kendi modellerini, kendi verilerini gelişmiş ülkelerde, bu konuya hakim ülkelerde eğiterek oralara transfer ediliyor ve dolayısıyla oradaki uygulanan tedavinin kalitesi de Amerika'daki bir kliniğin tedavi kalitesiyle eşlenik hale geliyor. Evet. Yapay zeka'nın bu tür faydalarını biz çok şu anda sağda görür durumdayız ve çok fazla da çalışma devam ediyor. İşte hastalığın yönetimi ilgili çalışmalar devam ediyor. Daha iyi görüntüleme ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Online tedavi anında görüntülemeler yapılıp tedaviye müdahale edilen sistemler geliştiriliyor. Bunların arkasında hep bir takım makine öğrenmesi algoritmaları çalışıyor. Aslında şeye çok girmek istemiyorum. Hani doktorlarımızın yaşamış oldukları sosyal sorunlar ve bir anlamda zaman zaman en azından medyada ortaya çıkan işte beyin gücü tarzındaki şeylere falan çok girmek istemiyorum ama e, şunu söylemek istiyorum. Özellikle e, Türkiye'nin avantajı açısından e, MENA ve Sahra Altı e, Afrika bölgelerindeki e, bu tarz e, noksanlıklar Türkiye'ye avantaj doğuruyor değil mi? Yani Çok büyük avantaj doğuruyor. E, hazırda o bölgelerde iş yapan, iş yapmaya çalışan sağlık sektöründe birçok Türk firması var, birçok Türk girişimci var. E, çünkü orası çok büyük bir pazar yani sağlıkta pazar kelimesinden bahsetmeyi ben çok fazla sevmiyorum ama maalesef bir işleri yapabilmek Vallahi, için de gelir evet, elde etmek Sel gerekiyor Selçuk Bey bir spor iki sağlık diyorum ben eskiden beri yani benim abim kardeşim doktor ama e, sağlık sektörüyle ilgili böyle işte sektör diyorum ya o bile rahatsızlık verir aslında. E, ama işin bir e, ekonomik boyutu var elbette. E, ve sağlık sektörü dediğim zaman bile tüylerim diken diken oluyor. E, ama maalesef e, spor da sağlık da sektöre dönmüş durumda yani. E... Belki de gelişmesi için o da gerekiyor. Sonuçta e, çok ciddi harge <laughs> harcamaları yapılıyor. E, firmalar arası rekabet ancak bu şekilde sağlanabiliyor. E, yani evet sağlığın ticarileştirilmesi çok iyi bir şey değil. Sağlık temel bir insan hakkı. Ama bunu sağlamak için de bir takım yani devletler bunu kendi halleriyle, kendi bütçeleriyle yönetme şansları yok. Buralara ciddi argeler ayrılmak zorunda. E, bu e, denge sağlanması gereken bir konu maalesef. Evet. E, yine bir ilaç üretiminde bile 8 milyar dolardı. E, bundan 10 yıl öncesi bilmiyorum şimdi rakamlar nedir ama 8 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını biliyorum mesela. Bir ilacın e, üretimi ve arge aşamasındaki evet. toplam rakamı yani, için. Yani Tersten bakacak olursak da sağlık harcamaları e, hükümetler üzerinde en büyük yüklerden bir tanesi. Özellikle bizim gibi e, nüfusu çok olan, yoğun olan ülkeler. E, şu anda belki şeyi hissetmiyoruz. Henüz daha yaşlı nüfusumuz çok fazla değil Avrupa'daki gibi. Avrupa'da işte Almanya gibi, Avusturya gibi ülkelerde yaşlı nüfus da çok fazla olduğu için onların problemleri çok daha farklı. Onlar da mesela dijitalleşme sayesinde bir takım şeyleri çözmeye çalışıyorlar. E, biz daha şeyi görmüyoruz aslında. Yani belki bizim önümüzdeki 20-30 yıl, 50 yılda Yaşlı nüfusumuzun artmasıyla birlikte kronik hastalıkların yönetilmesi konusunda yapacağımız harcamalar korkunç boyutlara ulaşacak. Doğu oranımız artmazsa? Artmazsa evet. Evet. Ee, şey Afrika'da olsa, bu yönden avantajlı aslında. Yani Afrika'da mesela dünyanın en güçlü nüfusu. Avrupa'da şey Afrika'da ee, ama yaşam süreleri çok, beklenen yaşam süreleri çok çok alt. düşük. Eğitim seviyesi 50, çok düşük. 45 üstü. Evet, eğitim seviyesi çok düşük. E, bu da tabii sahaya yansıyor. Türk girişimciler orada birçok tedavi merkezleri açıyorlar, hastaneler açıyorlar, yeni yeni bir takım te Yatırımlar teknolojileri gibi. oraya götürmeye çalışıyorlar ama orada da bir takım limitler var. İşte cihazların çalışması için çok sağlıklı ortamlar gerekiyor. İşte nemin, ısının, sıcaklığın kontrol edilmesi gerekiyor. Elektrik akımınızın düzgün olması gerekiyor. Bir yerde mesela jeneratörle çalışan tomografi merkezleri biliyorum Afrika'nın belirli köşelerinde. E Tabii buradaki yatırımcılar da Cihazlarının sağlığından şüphe eder hale geliyorlar. Bir ikincisi güvenlik. Ciddi güvenlik problemleri var bölgelerde. Hmm. Ee, gittiğiniz zaman bir cihazı koyduktan sonra çalıştırırken paranızı alamama riskiniz var. Cihazınızı bir daha alamama riskiniz Geliyor. var. <laughs> ee, bu tür şeyler dolayısıyla... E, cihazı unutacaksın herhalde yani. <laughs> Genelde şu oluyor hocam aslında. Bu, bu da belki e, farklı bir sektör yaratıyor. Türkiye'de 10 yıl 15 yıl çalışmış cihazlar buradan söküldüğü zaman götürüp o bölgelerde bir 5-10 yıl daha çalıştırılmaya çalışılıyor. Evet. Bu aslında hani belki de çevresi, çevreci bir yaklaşımda bakmak gerekirse elektronik çöp olan bir şeylerin o ülkede daha kullanılabilir bu hale getirilmesi sağlıyor. O bir sistemler iş yapıyor. Yani bu sistemler Yapar hala... çünkü e, geçenlerde Rıdvan Yılmaz'la mesela bir program yapmıştık. Orada e, 5G'yi ve 6G'yi konuşmuştuk. E, daha henüz e, 4G'yi, 4G'den haberdar olmayan ülkeler var mesela. Yani Dolayısıyla internet bağlantı hızları çok düşük olduğu için o ortamda o platformda çalışacak olan dediğiniz gibi iş görecek olan hani burada çöplükmüş gibi gözüken yani teknoloji çöplüğünde değerlendireceğiniz bir birtakım aletleri, edevatları ya da teknolojileri oralarda yeni teknoloji olarak kullanma şansınız olabilir. Bu teknolojik yaşam döngüsü teorisinde destekliyor aslında bir anlamda. Kesinlikle. Aynı zamanda şöyle bir şeye sebebiyet veriyor hocam. Şimdi zor zamanda Yanında olan kişiyi geniş zamanında daha iyi olan zamanlarda da yanınızda görmek istersiniz. Bu Türk girişimciler için, Türk firmalar için oralarda büyük fırsatlar yaratıyor. Sonuçta o bölgeler de gelişiyor. O bölgelerde e, öyle ya da böyle bir takım yeraltı zenginlikleri var. Yeraltı zenginlikleri de çıktığı zaman ekonomik olarak da daha iyi hale geliyorlar ve yola birlikte çıktıkları insanları da unutmuyorlar. E, kültür olarak da büyük bir kısmına çok daha yakınız, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde. Avrupa çok fazla oranına çok daha yakınız. Çok daha yakınız. yakınız. Yani evet, evet. Bu fırsatı, bu avantajı fırsat olarak görmeliyiz. Ve dolayısıyla oralarda hali hazırda birçok Türk girişimci var. Ama yenileri de geliyor. Burada işte iş konseyleri de çalışıyor aslında. İşte şu anda Azerbaycan çok popüler olan bir ülke. İşte Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan. Bu ülkelerde Özbekistan'ı biliyorum mesela. Türkiye'de şehir hastaneleri yapan Firmaların birçoğu şu anda orada şehir hastanesi yapmak üzere çalışmalarına evet. başladılar. Oradaki hükümetin daveti üzerine. Çünkü burada şehir hastanelerinin başarısı görüldü. Yani bunlar evet. ekonomik olarak artısı eksisi henüz daha fark edilemeyecek şeyler ama hizmet sunumu açısından şehir hastaneleri büyük avantajlar yarattı. Elbette canım. Bu yani avantajından dolayı evet. işte şu anda oraya doğru, doğru evet genişlemeye ya. başladık. Evet evet. Ee, inşaat sektörüyle de beraber gelişen bir şey Tabii aslında. Ki. Ama geleceğin koridorları dediğimiz de var. aslında biraz da binasız sağlık sektörünü de konuşuyor olacağız galiba. Ne dersiniz? Yani ee, sizin bir evet. derste eğitiminizde vardı. Hatırlıyorum ben. ikizleştirme üzerine yaptığınız çalışmadan ve verdiğiniz örneklerden hatırlıyorum. Dijital ikiz teknolojisi aslında endüstride ortaya çıkan bir şey. Fabrikaların ikizlerinin yapılması. Hatta literatürde ilk 1970'li yıllarda NASA'nın Apollo uzay aracı ile ilgili evet. yaptığı bir çalışma ile literatüre giriyor. Ama şu anda sağlık sektöründe çok fazla kullanılmaya başlandı. Burada da yine işte sensör teknolojilerinin gelişmesi, yapay zeka algoritmalarının gelişmesi ve veri iletim hızlarının artık çok hızlanmış olması sebebiyle sağlıkta da insanların dijital ikizleri oluşturulmaya başladı. Çok basit olarak tanımlayacak olursak sizin fiziksel fiziksel özelliklerinizin <laughs> E, sayısal bir kopyası oluşturuluyor ve bu kopya üzerine sürekli e, günlük yaşamda ürettiğiniz veriler, sağlık verileri aktarılıyor. Bu nasıl aktarılıyor? E, kolunuzdaki saatle aktarılıyor. Aldığınız akıllı bir e, tansiyon cihazıyla tansiyonunuzu ölçtüğünüz aktarılıyor. Adım atarken bile sürekli veri üretiyorsunuz. Uyurken veri üretiyorsunuz. Vücut sıcaklığınız, nabzınız, e, işte hareket e, sıklığınız, günlük attığınız adımlar gibi her şey bu dijital ikizlerin üzerine yükleniyor ve bunun yanında sizin sağlık verileriniz bu sistemler üzerine yükleniyor. Bir çektirdiğiniz tomografi sayesinde vücudunuzun üç boyutlu belki görüntüsü onun üzerine ekleniyor. Evet. E, yaptığınız herhangi bir kan tahlili sonucu onun üzerine ekleniyor ve dolayısıyla sizin gerçek hayatta yaşayan kopyanızın gerçek hayatta yaşayan fiziksel e, vücudunuzun yanında bir kopya vücut oluşuyor. Ve bu vücut sürekli verilerle beslenerek orada çeşitli algoritmalarla ...birçok hastalığın erken önceden teşhis edilmesi planlanıyor. Şu anda bununla ilgili e, hala hazırda çok ticarileşmiş ürün yok. Ama çok ciddi çalışmalar var. E, bu olduktan sonra da şöyle bir şey öngörülüyor. Eğer bu e, dijital ikiz tam olarak oturtulur ve gerekli algoritmalar üzerinde konumlandırılırsa... ...orada yaşayan dijital ikiz üzerinden sizin günlük sağlık e, verileriniz kontrol edilerek... ...herhangi bir problemde, diyelim ki e, videoda gösterdiğim videoda hatırlarsanız bir adam parkta koşu yaparken bir anda hekimi arıyordu ve kalbinizde bir ritim bozukluğu tespit edildi. Acilen kliniğe gelin ve bununla ilgili işlemleri yapalım diyordu. İkizi çünkü o anda evet. şeyin yanında, İkisi, doktorun yanında. Evet. Doktorun yanında da, ya da ikiz arkada çalışan algoritmalar bir alert veriyor o anda. Evet. Yani burada bir anomali tespit ettik. Buna bir bakın diye. Hemen oradaki adam koşusunu kesiyor. En yakın sağlık merkezine gidiyor. Bir takım te teknikler yaptırıyor ve belki bir kalp krizi önlenmiş oluyor. Evet. Veya ne bileyim bir kronik kalp hastasısınız, yaşlısınız ve dolayısıyla e, takip edilmeniz gerekiyor. Şeker hastasısınız, takip edilmeniz gerekiyor. Bu takip için de sürekli olarak hastaneye gitmenize gerek kalmayacak. Evlerinizde size özel geliştirilmiş olan bir takım sensörlerle bunlar e, aslında genel bir ev konsületi de yapılıyor yaşlılar için. İşte düşme algılayıcılar, e, evet. ocağı açık bıraktı mı bırakmadı mı, işte su durumu nedir, kendisi hareketli mi değil mi, ne kadar uyuyor sürekli bir kameralarla bir gözetliyor evi vardı ya o tarz bir şeyle sizin sağlığınızı takip edecek bir takım özel çalışmalar yapılıyor özellikle yaşlı nüfusla ilgili çünkü dünya yaşlanıyor ve bizde değil bu belki ama Avrupa'da Amerika'da farklı bir kültür var oradaki aileler bizler gibi birbirlerine bağlı olmadığı için yaşlılar daha çok kendileri yaşlanıyor. Kendi kendilerine kendi evlerinde yaşlanıyor ve bu takip edilmesi gereken bir şey. E bunun yine tabii bir ekonomik e, sebebi de var. Sürekli kronik hastaların acil servise başvurmaları sağlık kuruluşlarındaki yükü çok arttırıyor. Ve dolayısıyla evet. günlük olarak yani o anda acil bir müdahaleye ihtiyaç olan kişilerin acil müdahaleye erişimi sınırlanıyor. Dolayısıyla bu insanlar evlerinde kendi kendilerine sistemler tarafından bakılıp gerçekten ihtiyaç olduğunda Sistem onu karar verip sağlık e, merkezine transferi sağlanacak bir durum geliyor. Bu her açıdan bu sektörü etkiliyor. Ekonomik açıdan çok büyük bir sektör haline geleceği çok açık. E, aynı zamanda sağlık merkezlerinin daha yüksek kalitede tedavi vermesini de sağlayacak. Evet. E, mesela bir e, şu anda belki onlar e, çok fazla kullanılır hale geldi duymuşsunuz. Dronlarla acil müdahale e, sistemleri oluşturuldu. Bir trafik kazası olarak düşünün. Bir ya da kalp krizi geçiren birine e, ulaşılması zor, belki trafik var, belki dağlık bir kesimde oturuyor. Hemen bir e, kalp krizine müdahale için gerekli defibrilatör cihazı drone'un üzerine yükleniyor ve verilen koordinata gönderiliyor ve o anda oradaki hekim kendisi e, video konferans yöntemiyle orada müdahale edecek kişiye tarif ederek ilk müdahaleyi yaptırıyor. Evet. Bu bir hayat kurtarmak demek. Ee, Eskiden biz e, drone'lar öncesinde şeyle yapıyorduk, motokuryeyle yapıyorduk. Özellikle gibi. soğuk zincir ve ithal evet. ilaç dediğimiz, evet. e, hani acil durumda gereken ilaçları ben bir dönem e, biliyorsunuzdur belki e, ilaç e, firmalarından bir tanesinin bölge müdürlüğünü yaptım. Türkiye Bölge Müdürlüğü'nü yaptım. Dolayısıyla orada e, depodan e, temin edilmesi gereken ilaçları acil e, duruma münasebetiyle motokuryeyle gönderirdik. Şimdi drone'larla o çok daha çok seri daha bir şekilde, evet. kalp krizi ilacı vardı mesela hatırlıyorum adını söylemem reklam olur mu bilmiyorum ama aktiliz diye aklımda kalmış. Çok uzun hmm. zaman oldu çünkü. O mesela hemen yetişmesi gerekir. Ya da ne bileyim işte böbrek ilaçları vesaire falan. Şimdi dronlarla daha seri bir şekilde ve tabii bir de orada aynı anda işin yani ilaç geldi tamam. Ondan sonra uygulayanını da hazır bulunduruluyor olması lazım. Bu anlamda belki teknoloji daha farklı bir yere doğru gidiyordur Kesinlikle. Burada ee... Büyük firmaların yanında startuplara da çok büyük yükler düşüyor. Ben aynı zamanda bir melek yatırımcıyım ve Startup up mentoriyim. Orada genç arkadaşlara destek olmaya çalışıyoruz. Şu anda projeler var mesela? Şöyle yani sadece üstün körü verdiğimiz örnek projeler var mı? Yapay zeka tabanıyla var. çalışan, az önce konuştuğumuz konuların paralelinde bir konu. İnme çok büyük bir problemdir. İnme geldiği zaman felç. iki tür inme var. Bu inmenin türü tespit edilip ona göre tedavi uygulanmalı ve bu süre işte 10-15 dakika gibi bir süreç içinde uygulanmalı ki o inmenin etkisi sıfırlanabilsin. Bunun için işte sıfırlanabiliyor mu inmenin etkisi? Yani büyük oranda. inme dediğimiz şey aslında bir anlamda kandaki pıhtılanmayla herhalde gibi beyinde oluşan bir hasar aslında. Beynin evet. belirli bir bölgesinde oluşan hasar. Ama bunun işte iki türlü var ve doğru müdahale edilmeli. Yoksa aksinde geri dönüş mümkün olmuyor. Ee yine bir Türkiye'deki üniversitelerden bir yardımcı doçent, radyoloji doçenti, ee, arkadaşımız bununla ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Ve yapay zeka tabanıyla bir inme teşhisi konduğunda, e, yapay zeka algoritmasıyla bunu işletip inme mi gerçekten, hangi tür, nasıl müdahale yapılması hmm. gerektiğine dair e, bir uygulama geliştirdi. Ve bu uygulama şu anda e, halihazırda Türkiye'de birkaç üniversitede kullanılabilir halde, birkaç özel üniversitede kullanılabilir halde, şu anda işte yurt dışı açılımı konusu gündemde böyle bana göre çok başarılı bir proje. Çok daha öncesinde bunun benzer bir proje Sağlık Bakanlığı'nda vardı. Sağlık Bakanlığı mobil ambulanslar yapıp içlerinde görüntüleme cihazı koyup bu önemli olan kritik süreyi mobil cihaz içerisinde tesisini koyup hastaneye götürmeden müdahale yapmak üzere bir takım çalışmalar yapıyordu. Ama teknoloji o zaman buna çok el vermiyordu. Çünkü veriyi orada almanız gerekiyor. O veriyi bir şekilde bir yere yönlendirmeniz, işlemeniz gerekiyor. Yapay zeka algoritmaları da o zaman böyle değildi. Dolayısıyla o proje o zaman biraz rafa kalkmış gibi oldu ama şu anda orada konuşulan işte milyon dolarlık bütçelerle yapılacak projeyi bir e, akıllı telefona hayatı açısından tabii ki onun akıllı nedeni... telefona sığdırmış durumdalar. E, yine mesela e, bir hekim arkadaşın gerçekleştirdiği bir proje var. Bir kiyoks düşünün. Kiyoksun karşısında oturuyorsunuz. E, ellerinizde tutuyorsunuz. Sizin tansiyonunuzu ölçüyor. Ateşinizi ölçüyor çeşitli vital bulgularınızı alıyor. Size tek bir takım sorular sorarak chatbot aracılığıyla yapay zeka ile size bir ön tanı koyuyor. Dilerseniz hemen sizi bir teletip yöntemiyle bir hekime bağlıyor ve hekim üzerinden sizi görüştürüyor. Ee, burada şey olabilirsiniz yani hepimiz yaşarız zaman zaman hafif bir ateşiniz vardır öksürüyorsunuzdur işte evet. boğazınızda bir problem vardır. Bunun için hekime gitmenize gerek kalmıyor artık bunun için yasal mevzuat da uygun. Teletip e, mevzuatı Türkiye'de şu anda aktif halde kullanılır halde. E, o size oradan bir reçete yazabiliyor. Ve siz bu doktora gitmeden bu reçeteyle... Bu proje aşamasında mı yoksa? Şu anda ürün hazır. Ee, o da yine pazara çıkış aşamasında. Onunla ilgili çalışmalar şu anda devam ediyor. Hatta bu... E, seyahat, seyahat şu Seyahat doktorlar olacak yani. böyle gibi. Mesela havaalanı gibi ya da ne bileyim... Havaalanı olabilir. Askeri tesisler olabilir. Uzaklardaki e, fabrikalar olabilir. Çünkü fabrikalarda biliyorsunuz bir iş yeri hekimi gereksinimi artık var. Ve bu iş yeri hekimleri her gün orada olmuyor. Ama hastalığın ne zaman geleceğini bilemiyorsunuz. Dolayısıyla iş kaybını önlemek adına da bunlar hani e, kullanılabilecek yöntemler. Ee, ne yapıyorsunuz? Sadece şey mi? E, sadece el ve e, işte ne bileyim nabızdır şuydu buydu vesaire falan gibi şeylerle mi yapıyor yoksa evet. iğne var mı işin içerisinde? İğne yok <laughs> hocam. Onu daha dijitalleştiremediler. ama, ama olmasın zaten. Ama biliyorsunuz hani <laughs> kobotlar çok meşhur böyle insan elini, e, insan kulunu taklit eden robotlar var. Çok ufak kobot deniyor onlara. Evet. Bu robotlarla iğne yaptırmak da hiç zor değil. Belki ya. bu da bir girişim fikri olarak değerlendirilebilir. <laughs> Yine yaptırmasak iyi olur. <laughs> şu olabilir yani hani kan tahlili için mesela şey var ya hani böyle parmağınızı e, sokuyorsunuz ve hemen oradan tık diye bir jiletle alır gibi sanki bir e, şey alıyor. O şeker ölçümü için falan zaten onlar var. Belki bu cihazın içinde de vardır. Şu anda hatırlayamadım ama e, kan tahlili için Veya biraz daha fazla kan yani. gerekiyor. Evet. E, o Belki farklı bir yöntemle çözülebilir. O konu benim çok uzmanlık alanım değil ama evet. bildiğim kadarıyla onun için hani sürekli verdiğimiz için biliyoruz. Tüplerce kan veriyorsunuz. 5-6 tüp ayrı ayrı kanlar veriyorsunuz. Belki orada yeteri kadar örnek numune alınamadığı için hani hmm. o yine insan eliyle yapılması gereken bir şey olabilir. Anladım. Tabii hemen orada bir şeyi de vermesi lazım değil mi? Meyve suyunu veririz. Evet bir meyve <laughs> suyu bir tane de şey, çok operasyonuna. <gülüyor> 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 ee, i̇şin e bir anlamda etik tarafına da bir gelsek acaba etik boyutunda özellikle büyük bir, elbette sağlık insan hayatı için çok önemli bunda herhangi bir itiraz yok fakat sağlık için dahi olsa veri toplama verilerin değerlendirilmesi ve paylaşımı açısından çünkü o veriler halk sağlığı tarafında toplanan veriler şekliyle kullanılabilecek olan verilerdir aynı zamanda. Büyük veriye size hizmet ettirecek bir veri bankası oluşturuluyor aslında. Havuz oluşturuluyor. Evet. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Şimdi yani hala kişisel çok... verilerin kullanımı meselesine falan takılır mı? Takılıyor mu? Şöyle tartışma çok devam eden bir konu hocam bu. Şimdi Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da GDPR dediğimiz kişisel verilerin korunması kanunu hala hazırda bir mevzuat var. Bu mevzuat çerçevesinde bütün veriler işleniyor. Türkiye'de de bu mevzuat yaygın. Türkiye'de buna ek olarak Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı başka bir e, yöntem daha var. Sağlık verilerinin yurt dışına çıkarılmasını istemiyor. Bunu da çeşitli kaygılarla düşünüyor, işte verilerin çalınması. Çünkü her ne kadar bu verileri kişiselleştirilse de e, yani hiçbir size ait kişisel bir veri olmasa isminizde işte ne diyeyim sizi tanımlayacak herhangi bir veri olmasa da içinde sonuçta veri birleştirme yöntemleriyle siz bir veriyi gruplayabilirsiniz. Benim vücudumun verdiği bir takım tepkiler, veriler belirli bir periyotta aynıdır. Çok fazla değişmez. Bunu algoritmalar artık şu şey, tespit edebilir. Yani şu veriler şu kişiye aittir. Yani bu bir kişidir diyebilir. Veya yapılan genetik veriler var, genetik çalışmalar var. Bunların da kesinlikle çıkmaması gerekiyor. E, bu çok tartışma yaratan bir konu. Devlet e, müdahalesi, daha doğrusu devlet e, garantörlüğü diyelim. E, aslında çok önemli hale geliyor gibi sanki. Bana öyle gibi geliyor. Mesela işte az önce verdiğiniz örnekte de işte sizin sağlık bilgilerinizi alıyor veya işte belki de hani şeker ölçümü gibi bir takım böyle kan bilgilerinizi alıyor. Dolayısıyla aslında o veriler TCP/IP protokolü üzerinde eğer serbest bırakırsanız dünyanın her tarafına dağılabilir. Yani tamam. ama siz bir cloud sistemini veya serverları devlet kontrolü altında, devletin kontrolü altında yaptığınız zaman o zaman devlet garantörlüğü yani en azından bu devletin dışına çıkmayacakmış. E, düşüncesi şey olabilir mi? E, dediğin gibi Türkiye için hala hazırda sağlık verilerinin yurt dışında store edilmesi herhangi bir bulut sisteminde e, çok istenmeyen bir durum. Evet. Ama Türkiye'de de bunun için gerekli altyapı henüz henüz bence hazır değil. Evet. E, çok, yani ilk e, bulut servislerimiz var, cloud sistemlerimiz şu anda hala hazırda merkezlerimiz var. Ama bu işin büyükleri var biliyorsunuz işte Amazon gibi, Google gibi, dünya çapındaki bütün e, sağlık firmaları verileri bu tür e, data center'larda tutuyor. Çünkü bunun bir sebebi var. Kendiniz kurduğunuz bir data center ayakta tutmak e, çok maliyetli bir iş. Evet. E, yani onun için işte felaket senaryoları çalışmanız lazım. Farklı farklı yerlerde, farklı lokasyonlarda kopyalarını tutmanız lazım. İmajlarını tutuyor da. Büyük veri, lazım aynı zamanda. Işte, evet. veri altyapıları gerekiyor. Dolayısıyla hani her şeyin konsolide edildiği gibi bu iş de ediliyor. Büyük e, firmaların e, özel eee Alt yapılar diyeyim özel sertifikasyonlarla tuttukları sağlık için farklı farklı sertifikasyonlar var tutulabilecek o sertifikasyonlar dahilinde veriler Avrupa'da genelde söylediğim bu büyük oyuncuların data Centerlarında tutuluyor Aslında Finans için yapıyoruz biz bunu yani e, önemli bankaların verileri belirli bir merkezlerde e, toplanıp data bankları e, imajlı bir şekilde oralarda tutuluyor ve aynen sizin söylediğiniz gibi afette buydu vesaire falan gibi hatta savaş tehdit, tehditlerinin dışında noktalarda yedeklenmesini sağlayacak bir yapılanmayı zaten barındırıyor. Yani finans için biz bunları yapıyoruz da sağlık için niye yapmıyorlarım ki? Yani finans sağlık muhtemelen ya. daha çok para kazandırıyor şu anda. <laughs> Tabii ee, yani yani bun, kim ne derse desin hocam bu bir ekonomik süreç evet. aslında. Yani hiçbir özel sektör firması zarar edeceği bir işe girmez. Devlet de belirli bir yere kadar belirli şeyleri finanse eder ama ülkede bu takım e, bu gelişmeler aslında yaşanıyor. Çok hızlı Şu olmasa da yaşanıyor. Şeylere, devletin girmesi gerekmiyor aslında. aslında? Yani. Evet yani sosyal devlet politikası devlet gereği girmesi yüzden, gerekiyor. Yapıyor da evet, Türkiye'de evet. çok fazla şey de var. Destekler de var bunun işte. TÜBİTAK üzerinden destekler veriliyor. TÜSEP diye bir sağlık bakanlığının TÜBİTAK olarak tanımlanan bir araştırma kurumu var. Oradan destekler geliyor. Yani yeni projeler... Olmadığı yaşaması... aslında söylemiyoruz zaten. Yani kıyasla e, finans sektörüne kıyasla biraz Çok daha sanki geride. Çok e, gerideyiz. Gibi e, beni umutlandıran bir gelişme aslında bu sağlık sektöründe e, yerleşme de aslında yavaş yavaş e, harekete geçelim. Savunma sanayinde biz bunu yaşadık. İlk önce evet. offset anlaşmalarıyla ortak üretimler yaptık. Daha sonra kendi teknolojilerimizi geçtik. Bir şekilde o teknolojiyi transfer ettik. İnsan kaynağımızı eğittik. Bir bir noktaya geldik. Şu anda da meyvelerini görüyoruz. Şimdi bu e, savunma sanayinde e, öncülük eden Aselsan gibi, Havelsan gibi firmalar sağlık sektörüne de girmeye başladı. Şu anda Aselsan bir MR geliştiriyor. Hasta başı monitör geliştiriyor. Bayağı da bir yere geldiler. İşte Havelsan bir hasta bilgi yönetim sistemi geliştiriyor gibi. Böyle bir ekosistem orada da oluşuyor. Dolayısıyla bunlar günün sonunda bir araya geldiğinde biz bu şeyleri konuşmuyor olacağız. Çünkü Türkiye'de hmm. bu kadar nüfusa özel bir sağlık kılavuzu olmalı bence. Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sistemi var mesela. E-Nabız Belki dünyada eşleniyor olmayan bir çözüm. Yani şu anda biz nereye gidersek gidelim, hangi hastaneye gidersek gidelim, e bütün verilerimize ulaşabiliyoruz. Bu çok büyük bir lüks. Evet. İnsanlar hani önceden dosya yapardık tek tek. İşte bu kan sonucumuz, bu MR sonucumuz. İyi dosyalamayı bilen, iyi arşivcilik yapanlar verilerini kaybetmezdi. Şu anda öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Evet. Bir sistem var ve sürekli orada her şey onun üzerinde. Yani onun arkasında çalışan randevu sistemi ayrı çalışıyor, işte laboratuvar bilgi sistemi ayrı çalışıyor radyoloji bilgi sistemi ayrı çalışıyor. Çok büyük bir yapı var orada. Bu yapı şu anda hani halihazırda kullanılıyor. Buradaki verilerin işte veri güvenliği dedi ki oradaki verilerin güvenliği Devlet tarafından sağlanıyor. Çünkü e-nabız devlet tarafından işlenen bir evet. şey. Bir e-devletin parçası aslında. Yani aynı e, belki dik yatayda çalışıyorlar. Birbirleriyle veri değişimi yapıyorlar. İşte SGK bilgilerimiz orada. Hangi doktora gittim? Biz doktorumuzu bile oradan değerlendirebiliyoruz. Ben buraya Her gittim. Her şeyimiz orada ya. Yani. Ya yani aslında bu bu açıdan da Türkiye biraz daha devlet açısından diyebilirim. Diğer ülkelere göre bence çok daha önde. Avantajlı değil mi? Çok daha önde. E Devlet konusunda evet yani katılıyorum e, aynı görüşe. E, peki e, özellikle e, hani aslında bir anlamda yaptığımız bütün yatırımlar ya da bütün e, çalışmalar e, genel itibariyle Türkiye'den çıktım şimdi. Genel itibariyle yaşlılık üzerinde yani yaşlanmanın aslında bir anlamda daha da ötelenmesini sağlayacak şekilde gidiyor. Bir paradoks yok mu burada? Yani insanları daha fazla gerçi kaderci yaklaşımdan bahsetmeyeceğim ama hani mesela kendime göre zaman zaman şey düşünüyorum. 63 yeterdir diyorum ben kendime. <laughs> 63 yaş hani sınır aşmamak. Haddi aşmamak gibi bir şeyim var. Ama dünya insan tabii sağlıklı, hayırlı ömür versin Allah her şeyden önce. Ama hani dünyanın yaşı itibarıyla da beklenen yaş sürecini uzatmaya çalışıyoruz. Bütün yaptığımız teknolojilerin aslında şey getirdiği sonuç bu. Yani insana getirdiği sonuç bu. Ve bu bağlamda da bir de tutup yaşlanmaktan bahsediyoruz. Yani dünyanın yaşının ortalama yaşının da yukarı doğru e, seyrettiğini söylüyoruz. Aslında bu bir paradoks değil mi? Yani e, doğum oranları mesela Avrupa'da işte Çin'de falan e, sürekli geriye doğru baskılanırken e, ölüm oranlarını da daha ileriye doğru attırmaya çalışıyoruz. Ne dersiniz? Ah, hocam bu hani ekonomide bir söylem vardır. Arzı talep yaratır diye. Bunu biz yaratıyoruz. Hiç kimse ölmek istemiyor <laughs> maalesef. Dolayısıyla daha uzun yaşamak için kendine daha iyi bakıyor. E, kendine işte daha iyi bakmak için daha iyi beslenmesi gerekiyor. Ve böyle bir talep olunca da ekonomik düzen bu talebe karşılık birileri bir şeyler arz ediyor, bir şeyler teknolojiler geliştiriyor. doğum oranlarının düşük olması da burada çok büyük etken. Sonuçta dünyada bir şekilde sürdürmesi gereken bir düzeni var. Ve yaşam süresinin hiç kimse dediğim gibi ölmek istemiyor ve dolayısıyla şimdi emeklilik yaşı çok basit. Şimdi 60 60 yaşta şu anda emekli olacağız. E biz ...emekli olduktan sonra hiç mi yaşamayalım? Bu hayatın tadını hiç mi sürmeyelim? Yani bunu böyle düşünmek lazım belki de. Yani Bu bir talepten kaynaklanan bir şey. O zaman erken emekliliği destekleyelim mi? <laughs> o da başka ekonomik sorunlar yaratıyor. Bu işte dediğiniz gibi ciddi bir paradoks. Yani çözülmesi gereken ciddi bir paradoks. Ee, ama... ...birçok teknoloji, çok fazla yatırım şu anda... ...yaşlılığın yönetimine... ...sağlıklı yaş almak üzerine yapılıyor. Çünkü... ...o kadar çok kronik rahatsızlık var ki şu anda... ...dünya üzerinde... Bir insanda birden fazla, iki tane, üç tane kronik rahatsızlık da olabiliyor. Bu insanları yaşatmak çok ciddi, yani ilaç sağlamanız gerekiyor, kontrol etmeniz gerekiyor ve bu insanlara birçoğu desteksiz yaşayamıyor. Dolayısıyla yani. burada yine hani böyle sevmediğimiz bir kelime kullanacağım ama pazar var, çok ciddi bir pazar var. Dolayısıyla burada çok fazla gelişme var. Bence Türkiye bu alanda da çok ciddi potansiyele sahip. Özellikle yaşlı turizm konusunda ciddi bir potansiyele sahip. Genç nüfusumuz var, turizm tesislerimiz var. Ama bunu hani bir tatil olarak düşünmemek lazım. Bu insanlar geldiği zaman belirli periyotlarla özel bakımlar yapmak lazım. Özel besinlerle beslemek lazım. İşte buna şey gibi düşünün. Bir psikolojik destek, işte masajı, fiziksel aktivitesi, kendilerini iyi hissedebilecek birçok sosyal aktivite, birlikte sosyalleşebileceği bir takım merkezler özellikle bu dijitalleşmenin de gelişmesiyle çok daha kolay yapılır hale geldi. Herhangi bir yurt dışındaki bir yaşlıyı siz burada bakarken onun yurt dışında olan çoluğu, çocuğu, akrabası her neyse sürekli iletişim halinde tutmanız da mümkün artık. Evet. Sağlık sektörüyle ilgili, daha doğrusu turizm sektörüyle ilgili yaptığımız bir çalışma vardı. Türkiye açısından değerlendirdim. Şimdi dünyaya açıldık. Tekrar Türkiye'ye geldim ama e, yaptığımız bir makale vardı. Yazdığımız, oluşturduğumuz makale vardı. Orada turizm sektöründe hangi e, tür turizm öne çıkar Türkiye açısından bir yatırım e, politikası değerlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından nasıl böyle bir e, yola girebiliriz diye bir e, çalışma yapmıştık. Orada hatırlıyorum birinci sırada şey çıkmıştı. Sağlık turizmi çıkmıştı. Yani e, sağlık turizmi hakikaten bir de Türkiye için son zamanlarda oldukça avantajlı hale geldi anladığım kadarıyla. Pek çok operasyonların işte buna estetiğinden tutun da dişine kadar işte ne bileyim hatta nakillere kadar değil mi? Yani Tabii ki. Antalya'da yapılan çalışmalar falan böyle çok gururlu. Yani bir sağlık sektörü açısından sağlık turizmi şu anda Türkiye'deki birçok özel hastaneler ayakta tutabilecek önemli bir ekonomik argüman aslında. Çok ciddi bizim sağlıkta Teknik olarak altyapımız var, insan olarak altyapımız var ee, ve sağlık pahalı bir e, evet. pazar diyelim, pahalı bir sistem diyelim. Dolayısıyla yurt dışında çok 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 yüksek fiyatlara yapılan işlemler burada aynı kalitede, belki daha iyi bir kalitede, ben daha iyi olduğuna inanıyorum birçok ülkeden, e, daha iyi kalitede burada yapılabiliyor. Dolayısıyla sağlık sektöründen elde edilecek gelir öyle ya da böyle bizim kendi sağlık sistemimizin besliyor. de evet, besliyor. Evet. Bir ikincisi yani biz hani bir turizm ülkesi olarak geçiyoruz ama benim muhalefet ettiğim bir konu var burada. Her şey dahil turizmden biz vazgeçmemiz gerekiyor. O turizmin ben bir para kazandırdığını düşünmüyorum. Yani yurt dışından gelen kişilerin bir otele tıkılıp otelde bir hafta boyunca yiyip içip sınırsızca gezip eğlenmeleri bize çok büyük bir katkı sağlamıyor ülke olarak bana göre. Gelen turist... Kişi başı yapılan harcamalara baktığımız zaman evet haklısınız. Ama maalesef bu şey de var yani Hani e, her şey dahil turizminin de olması gereken lokasyonlar da var galiba. Yani hani e, şimdi bölge bölge konuştuğumuzda mesela Bodrum bu iş için hani e, olmayabilir dediğiniz gibi. Yani her şey dahil orada koymayabilirsiniz çünkü e, otelden indiğiniz anda zaten hayatın içinde e, gecesi yin, gündüzü yaşanan bir hı hı. şehir var. Ama mesela Antalya'nın belirli ki Antalya Türkiye'de e, turizm açısından özellikle yaz turizm açısından. Bu arada diğer turizmleri niye değerlendiremiyoruz o da başka bir soru ama hı hı. başka bir konu. Ee, ama e, Antalya bölgesinde mesela uzak bölgelerdeki otellerde e, hemen e, aşağı indiğiniz zaman veya hemen şehir merkezine indiğiniz zaman bir bodrum ortamını bulma şansınız yok. Dolayısıyla orada herhalde e, her şey dahil mantığını gülüyorlar ama yine de söylediğinize katılıyorum. Ama yani, bu mantık bize sadece 4-5 ay para kazandırıyor. Sadece bir sezonda kazandırıyor. Öyle. O tesisler orada hep var. Evet, Kış da evet. olsa var. Yani bunları çeşitlendirmek bizim elimizde. Dediğimiz gibi sağlık turizmi işte bir estetik çok ciddi gelir getiren bir onu. Evet, evet. Ee, Ülkede biz sokaklarda birçok saç ektirmiş insan görüyoruz, grup halinde geziyorlar çünkü artık <laughs> öyle bir e, ekosistem oluştu ki bunu yapan firmalar var. Firma topluyor 15-20 kişiyi getiriyor aynı anda hepsi e, burada saç ekimini yaptırıyor ve onlara ekstra hizmetler de satıyorlar. Şehir turu satıyorlar, Evet işte tiyatro satıyorlar ne bileyim bir gösteri satıyorlar. Bu böyle böyle aslında çeşitli turizm dediğimiz turizm. Evet, evet. Yani çünkü ülkemiz var. o konuda çok zengin bir ülke. çok farklı aktiviteleri biz aynı e, şehrin içinde yapabilir durumdayız. Ya yani İstanbul başlı başına bir tarih, İstanbul'da bir kültür gezisi yapmaya kalksanız belki bir hafta sürer. En evet. kısası yani tek tek gezeceksiniz. Bunları da değerlendirmek gerekiyor. Yani hep şeyde dijitalleşmenin faydalarından konuşuyoruz ama ülkenin faydaları, ülkenin kaynakları çok daha faydalı şeylerimiz de var yani. Evet, evet. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam davetiniz için. Ağzınıza sağlık. Hem sağlık sektöründen girmiş olduk, teknolojiyi şöyle bir değerlendirmiş olduk. Arkasından turizme girmiş olduk. <laughs> turizmle bitirmiş olduk. <laughs> Multidisipliner bir program yapmış olduk sizinle ama son sözlerinizi de almak istiyorum. Ama ondan önce de pandemi döneminde galiba... Pandemi dönemi itibariyle yaşananlar biraz daha farklılaşıyor mu acaba? Hani az önce söylediniz ya işte daha fazla o dönemde kullanıyorduk mesela enabzı o zaman tanıdım ben daha önce bilmiyordum mesela ama daha önceden de vardı biliyorum o çalışmayı sonradan hatırladığım kadarıyla yani hayat eve sığar diye bir HES uygulaması falan vardı mesela şimdi ne oldu bilmiyorum benim telefonumda da yüklüydü acaba çalışıyorum çalışmıyorum ondan bile emin değilim hayat eve sığmadı bir yönden ama hayat eve tekrar sığar mı acaba teknolojiyle onları da değerlendiriyoruz son birkaç sözünüz varsa onları da alabilirim. Ondan sonra programımızı kapatalım. Bir Hayat Eve uygulaması aslında bizim ülke olarak bu dijitalleşmede e, altyapımızın sağlamlığını gösteren bir uygulama. Çok kısa sürede reaksiyon verip öyle bir uygulama geliştirip mutlaka e, eksikleri vardı ama en azından belirli bir pandeminin yönetimi açısından çok e, faydalı bir uygulama oldu. E, mesela pandemi evet e, sağlık sektörünü dijitalleştirmede bir hızlandırıcı faktör oldu. Bununla ilgili e, çeşitli e, yayınlar da var, çeşitli araştırmalar da var. İşte 80 ila 100 yılda yaşanabilecek dijital dönüşüm, bu sağlık için değil, dünyanın genel kapsamında Doğru. pandemi döneminde yaşandığı söyleniyor. Ya yani bunun etkileri de ekonomik olarak da aslında görülüyor. İşte zoom hayatımıza girdi, e, uzaktan bağlantı çözümleri hayatımıza girdi, evet. evden çalışmaya başladık, ofis hayatımıza girdi. Evet, <laughs> Metaverse hayatımıza girdi. Ve o, o süreç içinde birçok firma, borsaya kote olan birçok firma hisseleri yerle evet. bir olurken bu tür dijital çözümler sağlayan Anladım, firmalar evet. e, iki katına üç katına çıktı yani orada tamamen bir paradigma değişimi yaşadık biz aslında pandeminin belki iyi tarafı olmaz ama iyi tarafı olarak belki bunu görebiliriz evet. biz yaşam şartlarımızı, yaşam şekillerimizi değiştirebilecek veya e, bizi çok daha kolay yaşatabilecek yani, evet, evet kolay kolaylaştıracak hayatımızı kolaylaştıracak birçok uygulama hayatımıza girdi e, dolayısıyla pandeminin Hızlandırıcı etkisiyle biz çok hızlı yol ettik Aslında bir de şey oldu yani e, yani eskiden teknoloji böyle bir parabolik hızla e, yürüyordu zaten ama kullanıcı e, tarafına baktığımızda adaptasyon meselesinde biraz daha lineerdi. Şimdi 7'den 77'ye herkes cep telefonları ile sipariş verir hale geldi. Ee, Hayata eve sığdırınca mecburen adamlar ne yapsınlar cep telefonuyla sipariş vermeyi öğrendiler. İşte hocam hani akademide de teknoloji kabul modeli var biliyorsunuz. Evet, teknoloji evet. kabul modelinin aslında biz hızlandırılmış bir şeklini gördük. Çünkü bir zorunluluk vardı. İnsanlar öncesinde dediğiniz gibi böyle daha yatay bir eğride özellikle belirli bir yaşın üstü. Telefonu kullanmak istemiyordu. Dijitalleşi, dijital uygulamayı evet, çok evet. hayatına sokmak istemiyordu. Ama mecbur kaldı yani bir e, ekmeği sipariş etmek için bile biz dijital uygulama aynen, kullanmak aynen zorunda aynen. kaldık. Pandeminin e, <laughs> faydaları diyelim hayatımızı kolaylaştırmasından e, ve bu pandeminin getirdiği fırsatlar diyelim. Fırsat diyelim evet hocam. <laughs> bu ama e, ciddi bir ime, iyi tetikledi. Şu evet. anda hem sağlık sektörünün hem diğer sektörlerde çok ciddi oranda e, her şeyi değiştirebilecek teknolojiler geliştiriliyor İşte Metaverse konusu var. Metaverse belki pandemideki kadar popüler değil şu anda. Çünkü orada hani çok daha büyük bir komünite tarafından destekleniyordu. İşte kriptolar gündemdeydi. Şu anda kriptonun popülaritesi düşünce o da biraz daha düştü. düştü oldu ama metaverse de bambaşka bir ortam. Yani o da sağlık sektörünü değiştirecek bir şey. Biz Eğer VR teknolojileri çok önemli. şu anda dijital hastaneler konuşuluyor. Yani. Metaverse üzerinden sağlık hizmeti vermek konuşuluyor. Evet. Yani ne kadar uzaktan bağlantı çözümleri olsa da metaverse'de yan yana gibisiniz. Daha farklı şeyler yapabiliyorsunuz hatta Türkiye'de bile metaverse hastaneleri tasarlandı. Şu anda aktif olarak çalışır durumda değiller ama bir kliniğin içinde oturup siz VR gözlüğünüzü takıp gezebiliyorsunuz. Oradaki bir hekimle konuşabiliyorsunuz bu altyapı şu anda var. Ama hani bunu ete kemiğe büründürüp evet. bir hizmet olarak satmak için belki bir takım zamanlara ihtiyacımız var. Ama bunlar da geliyor. Biz yani. daha dün akşam eğitimdeydik. Evet. <laughs> yani metaverse ortamında eğitim yaptık yine. Ee, öğrencilerimiz metaverse ortamına geldiler. Onlarla uygulamalı bir eğitimi yapmış olduk mesela metaverse ortamında. Yani metaverse daha bence eğitimi baştan sonra değiştirebilecek bir teknoloji. Hatırlıyor, Artık hatırlıyor. E, üniversitede çok fazla böyle gelip de aynı ortamı paylaşmak gibi bir durum olmasa da evet. metaverse ortamında bunu yapmak çok daha mümkün. Evet, evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam davetiniz aynen için aynen güzel aynen sohbetiniz için, katıldınız e, keyifli bir sohbetti. E, evet değerli izleyiciler e, geniş açı e, programlar bünyesinde. Geleceğin koridorlarında bu hafta konuğumuz Selçuk Bayer'di. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah e, fayda sağlamıştır diye ümit ediyorum. E, herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz. İlim ve bilim üzere kalın diyerek saygı ve sevgili selamlıyoruz. <laughs>